Okuması lazım. Türkçesini bilmek kafi değil. Türkçesini mutalaa etmek kafi değil. Onun her harfinde, hatta her hareketinde ayrı ayrı çeşit çeşit manalar, hududu bulunmayan manalar vardır. Onun için Kur'an'a sarılan, onu kendisine rehber edinen, onunla amel eden insanlar, emin olunuz arşın üstüne çıkarlar. Yerde değil, arşın üstünde mahluklardır bunlar. Bunların kıymetlerine paha biçilmez. Meleklerden de üstündürler. Çünkü melekleri Cenab-ı Hak bizim gibi nefis ve şehvetle beraber yaratmamıştır. Onlar emre itaat edici olarak yaratılmıştır. La yasunallah ma emeruhu ve yefalune ma yumerun. Daima vazifeleri emre inkiyattır. Başka bir şey yapamazlar. Çünkü cibilliyetlerinde, yaratılış kısımlarında öyle bir şey yoktur. Ama bizim ise nefis var, şehvet var, şeytan var, bin bir türlü şeyler var bizde. Bizim için biz eğer bu kötülüklerimizi yener de Allah'ın kitabına sarılır, emrine imtisal eder, yasaklarından kaçınır, peygamberin de gittiği yoldan gidersek bizim kıymetimiz herhalde onların kıymetinden çok üstün olur. Onun için arşın üstündedir müminlerin yeri. Bilakis iman ile amel etmeyen, Kur'an ile amel etmeyen, şunu da söylemek isterim ki, Kur'an'a hürmet, saygı, onu başta taşımakla olmaz. Onu raflarda yahut tesellerin içerisinde yüksek yerlerde taşımakla olmaz. Kur'an'a saygı ayrı bir şeydir. Ona hürmet, ona tazim, ona saygı her müminin vecibesidir. Binaenle ona hürmet gösterenler böyle arşın üstüne yükseldiği gibi, göstermeyenler de yerin dibine kadar gömülürler. Esfel-i safilindir yerleri yani. Bu Allah Teala'nın emridir. Onun için iki cihan serveri Hazreti Enes'ten rivayet olan bu hadiste buyuruyor ki: "Ela men teallemel Kur'an ve allame." Kim Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrenir. Teallem ediyor, öğreniyor. Öğrenmekle kafi gelmiyor. "Ve allamehu." Aynı zamanda öğrendiğini başkasına da öğretmeye çalışıyor. Hem öğrenecek, hem de öğrendiğini başkalarına öğretecek. Hiç olmazsa evladına, ahfadına, çoluğuna, aile fradına, gücü yettiği nisbette. Buna hiçbir özür yoktur. Öğrenecek ve öğrendikten sonra da öğretmekle mükellef olur vazattır. Ve amile bir mafi, ne zaman ki Kur'an'ın içindekilerle amel edersen, onlara hürmet ve saygı gösterir, Allah'ın emridir der, peygamberimin emridir der, buna tıkı sarılırsa وَاَنَا سَائِقٌ لَهُ وَدَلِيلٌ لِلْجَنَّةِ onun cennete girmesine ben saik ve ben delil olacağım. Cennete girmesine yani hiçbir şey mani olmaz onlar. Ben saik ve ben deliliyim çünkü. Ne zaman? Kur'an'a sarıldığı takdirde. Onun için şimdi sizden acizane bir ricam var. Kur'an okuması çok zor değildir. Bir insan en kafasız diyemeyeceğim de artık gabi insan 3 ayda bilemedin 6 ayda mükemmel surette okur. Okuduktan sonra da onun süratlendirmek, kuvvetli okuyabilmek için 2 senede bizim çocuklarımız hafız oluyorlar. 2 senede hafız oluyor çocuklarımız. 2 senede hafız olabilen yani Kur'an'ı yutuyor, ezberini alıyor. 2 senede buna muvaffak olabiliyor da bir Müslüman 10 senesi, 20 senesi geçmişse hala Kur'an'ı okuyamıyorsa buna ne demek lazım artık? Bu Kur'an'a hürmet midir? Saygı mıdır? Allah'a sevgiye, birisi Kur'an'ı ayaklar altına aldı çiğnese, elimizden gelse adama parçalarız. Sen bizim kitabımıza nasıl yapıyorsun, hakaret ederiz. Ya kendimiz Kur'an'ımızı amel ettirdiğimiz takdirde onun yerine düşeceğiz dersin? Allah cümlemizi affetsin. Yine onun için bugün Muharrem ayıdır ve 2 gün evvelsi de Aşure günüydü. Geçti yani ay 10. günü demek. Ama buna tabiriyle şöyle diyorlar: Aşnuran, sen yeni bir seneye girdin. Yeni senin senin için mübarek olsun. Bu senin yeni seneni sen nur ile karşıla. Nurlu insanların arasına katıl ve nurlan. Nur ile yaşa. Çünkü insan diğer mahluklar gibi değil. İnsan nur ile cesetten ibarettir.
Sırf ceset değildir. Cesetten ruhu alındığı vakitteki unurdur. O alındığı vakitte onu hiçbir gün evimizde tutamıyoruz. Derhal götürüyoruz mezarlığa. Artık sen yaramazsın buraya diyoruz. Çünkü onun canı çıktı. Canı olmayan bir cesede kimse kıymet vermez. Binaenaleyh bizim insanlığımız canımızdadır. Canın kıymeti de Kur'an'ıdır. Kur'ansız can, ceset, ruhsuz insan gibidir yani. Kur'ansız insan, ruhsuz insan gibidir. Ruhu, bilirsiniz ki lamba var ama ışığı yoksa, neye yarar o lamba? İnsan var ama ışığı yok. Işığı nedir? Kur'an'ıdır. Kur'an yoksa onun ışığı yoktur. Binaenaleyh Allah Celle Vala'da bize çok suhulet göstermiş, kolaylıklar göstermiş. Elham var, onu herkes bilir. Kur'an'ı hatmediyorsan elham oku çok. Kulü vallahu var, üç tanesi bir hatten muadil. Okuyamıyorsan, vaktin geçtiyse, yaşın ilerlediyse, artık öğrenmek zorlukları varsa, kulü vallahu çok oku. Üç tanesinden bir hatim sevabı olursun. Yüz tanesinde şu kadar mükafat var, bin tanesinde bu kadar mükafat var. Ama daima Kur'an'la sen hallol. Kur'an zikirlerin en efsalidir. Allah demek zikirdir. La ilahe illallah demek zikirdir. Allah'ın kitabını okumak o da zikirdir. Zikirlerin de en efsalidir. Efsalü zikir la ilahe illallah. La ilahe illallah Kur'an uzun şandandır. Fa'lem ennehu la ilahe illallah ve estağfir li zenbike diyen Hazreti Allah'tır. Binaenaleyh insan günahlarının için daima istiğfar edecek ve kendisini yaradan ve bu kainatı yaradan Allah-u Teala'yı dilinden ve gönlünden çıkarmamak üzere daima zikredecek ve beş defa da onun huzuruna dikilerekten ona hesap verecektir. İnsan o insandır ki içi korkuyla dolu ve daima hesabını görmüş, yarına bırakmıyor hesabını. Kıyamete bırakmıyor hesabını. Hesabını daima kendi görüyor, eksiği varsa onu telafiye çalışıyor. Allah kusurlarını görüp eksiklerini telafiye çalışan bahtiyarların zümresine bizler de ilah buyursun. Elâ inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil mülkil azizil allam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izel gureyel kur'an feslemi'u luhu ve ansıtu leallikum turhamun e'ûzu billahi min şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim ütlü mâ ihilike minel kitabu ikmus salâh inne salâte tenhe anil fahşâ ibel münker ve lezikrullahi ekber ve allahu ya'lam. Thank you.